Türk'üm demek serbest, Türk'üz demek yasak. Türkçe satmak serbest, Türkçe tabela yasak. Müftü atanması serbest, müftüyü seçmek yasak. Tek suçları Yunanistan'da Türk olmak. Batı Trakya'dayız. Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman Türk nüfusun büyük bölümünün batıdaki son kalesi olan Batı Trakya, Yunanistan'ın tüm baskılarına direniyor. Lozan Barış Anlaşması'yla Yunanistan'a geçen ve bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk'ün evi olan bölgede yaşananlarsa tarihe utanç vesikası olarak geçiyor. Bölgedeki Türklerin nüfusa göre dağılımı her geçen yıl daha da azalıyor. Bu azalmaya bağlı olarak ekonomik güç de kaybediliyor. Türkler, Yunanistan nüfusunun %1'inin biraz üstünde bir kesimi temsil ediyor. Genel seçimler için uygulanan %3'lük ulusal barajsa azınlıklara parlamento kapısını kapatıyor. Yunanistan, farklı yasalar üzerinden yıllardır yoğun yaptırımlar uyguluyor. Vatandaşlık yasasıyla Yunan kökenli olmayan bir kişi Yunanistan'ı terk ederse vatandaşlığını yitirir maddesi Batı Trakyalıları hedef alıyor. Yasalar önünde eşitlik politikası ise göstermelik bir tablo çiziyor. Ama Batı Trakya Türklerini Trakya Müslümanları olarak tanıyor ve milli kimliği reddediyorlar. Batı Trakya'daki vatandaşlar birçok yasak ve baskıcı uygulamayla karşı karşıya kalırken en dikkati çeken husussa müftü seçimi. Baş müftü meselesinin atanmış veya seçilmiş olması konusu bana göre çok ciddi bir yaradır. Müslümanlar kendi seçtikleri baş müftüyle değil, atanan bir isimle yönetilmeye çalışılıyor. Lozan Anlaşması'yla sağlanan inanç özgürlüğü maddeleriyle çelişen bu uygulama, Yunan parlamentosunun 240 imam yasası üzerinden hayata geçiriliyor. Lozan Barış Anlaşması'ndaki maddelerin Batı Trakya'da işlemediği bir gerçek. Tanınmış olan maddelerce temel azınlık hakkından halen istifade edemiyorlar. Lozan'da yer alan eğitimde eşit hak maddesine karşın okullara sürekli devlet müdahalesinde bulunuluyor. Kısıtlayıcı kanun ve yönetmelikler getiriliyor. Benim güncellenmesi gerekir dediğim konu işte bunlardır. Batı Türk azınlığının mücadelesinin sembol ismi, unutulmaz lideri, merhum Doktor Sadık Ahmet'i anmadan geçmeyelim. Sorunları dünyaya duyurmak için makaleler yazdı, imza kampanyaları düzenledi. Bu akıllı adamlar içeride bizim ırkımızı inkar etmek istiyorlar. Mücadelesi sonucu önce bağımsız milletvekili seçildi, ardından Batı Trakya Türklerine Türk diye hitap ettiği için hapis cezasına çarptırıldı. Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kuran Ahmet, Lozan'ın yıl dönümünde şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Batı Trakya toplumsal olaylara da tanıklık ediyor. Bunlardan en şiddetlisi şüphesiz Gümülcine olayları oldu. Yunan yargısının Batı Trakya'da Türk yok gerekçesiyle vakıf ve birlikleri kapatması infiale yol açar. Yürüyüş kararı yasaklanınca Batı Trakya'nın her yerinden Türkler Gümülcine'ye akın etmeye başlar. Yunan polisinin saldırıları sonucu çatışmalar çıkar, çok sayıda kişi yaralanır. Bundan 2 yıl sonra Türkler yine aynı noktaya gider ve direniş günü ilan eder. Batı Trakya Türkleri 1923'ten günümüze kadar Yunanistan'ın çeşitli asimilasyon politikalarına karşı verdikleri çetin mücadeleler sonucu ayakta kalabildi. Harita Batı Trakya'daydı. Yorum sizin. Brahma köprüsü ve Hasan dardır geçilmez. Ve Hasan dardır geçilmez. Soğuktur sularda Hasan bir tasir.